Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunmuş gösterişimiz. Kanalımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. Xitay Yerşari televiziya torini Avrupa'da çekiliş çağırığı küçeymekte. Germaniya avazining 13 apreldagi xabarida bildirilishicha Xitoy tarafidan televizorda jinoyatini e'tirof qilishga majburlangan bir qism kishilar Yevropaning Xitoy yer shari televiziya to'riga bergan tarqitish ijozatnomasini qayta o'ylashni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha Xitoyning televiziya kanallarida jinoyatini e'tirof qilishga majburlangan 13 kishi Yevropa Suniy hamroh xabarlashish shirkatidan Xitoy yer shari televiziya to'ri CGTN ni cheklashni talab qilgan. Talep mektubu kişilik hukuk teşkilatı koğduğucu muhafizatçılar tarafından ilan kılınan bulup, mektubda Xitay'nın bir qatar kanunga xilaplı kılış kılmışları tefsili bayan kılınan. Mektubda yana biz silerden demokratik cemiyetteki televiziya şirketlerinin kasten burmalanan ve qiyin qıstaqı iliş arqalıq yasap çıkan uçurlarını tarqıtış tarqıtmasını bekitişin talep kılımız deyilgen. Bildirilişçe mektubki imza koyucular içinde Xitay kişilik hukuk advokati Bao Longjun, Jiang Tianyong, Hong Kong'daki Angliya'nın sabık konsulxanasının hizmetçisi Simon King qatarlıqlar bar iken. Fransiya agentliğinin haberde bildirişçe mezkur mektupta Avustralya ammevi tarqıtış şirketi SBS'nin Mart ayında Xitay iqtidarçılığındaki televiziya kanallarının mezmununu işiltişini toxtup, Angliya haberleşi idarisi bu axtı toxtulup, Avrupa'nın çigra halkıgan televiziya kilişimnamesine asasen, Xitay yerşari televiziya torunun Fransiya nazarat qılıp başkuruş organının nazaratı asılı işkerlikini Onlarının Fransiya ve Angliya'nı öz içine alan başka devletlerde yanını öz teşviqatının tarqıta alaydıqanlığını bildirgen. Blinken, Xitay'nın Uyghurlarga yürgizgen ilki qırğınçılıqıga qat'i qarıştırdıqanlığını bildirdi. Amerika Taşqı İşlar Ministeri Antony Blinken, Xitay'nın Uyghurlarga yürgizgen ilki qırğınçılıqını yeni bir qıtım qattıq ayıplab, Amerika'nın Xitay'nın bu xil korkunuşluk kişilik hukuk tepsendikilikigi qat'i qarıştırdıqanlığını bildirgen. Blinken yana Amerika şirketlerini Şarkı Türkistan bilen soda alaqısı kılmaslıqı çakırıp, soda alaqısı bolgan bir kısım şirketlerinin mecburi emgek bilen bolgan münasibeti sebeplik ayıplashki uçuravatqanlığını ta'kidlegan. Blinken bu sözlerini 11 April Amerika NBC televiziya kanalının akhbarat bilen uçuruşuş heptelik programmasının ziyaretini kabul qılganını bildirgen. Blinken sözdiyene Amerika'nın öz içine alınan dünyadaki her kaysi hükümetlerini konkret hareket kollanıp şirketlerinin Xitay'a Uyghurlarını bastırdığan mahsulat ya ki mülazimet bilen temelli meslekke kapaletli kılışkı çakırgan. O sözde biz birkaç işini kılalışımız gerek. Biz dünyanı bir yerge cem kılıp yüzbergen ve devamlı yüzbir vatkan işlerini bir dek avazda ayıplayalışımız lazım. Biz emeli hareket kullanışımız, mesela hiç kandak bir şirketimizden Xitay'a puralarını cümleden Uygur ahalisini bastırdığan nersler bilen temelli meslekige hüddü kılışımız gerek diyelerini bildirdi. Blinken'nin eğitişçe Amerika Beijing kışlık olimpikini baykut kılış kılmasını teki karar kılmağan. O olimpikki yeni bir yıldak vaqt barlıqı hazır dikkatini noktalı kalda ihtibaqtaşları bilen meslehetleşiş, onlarının pikirleri ve endişelerige kulak selişki karat kallıqını. Hazır bir kararga kelişinin baldırlı kıldığalıqını bildirgen. İstanbul'da Xitay'nın yalgan teşviqatıga karşı akhbarat elan kılışıgını ötküzüldü. Bugün 13 April İstanbul Topkapı Akgün Mihmanxanasında Xitay'nın Şarkı Türkistan meselesi doğruluk yakında tarqatkan hüccetlik filmige karşı zulmettiki irqi qırğınçılıq temasida akhbarat elan kılışıgını ötküzüldü. Yığın Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliği bilen Şarkı Türkistan İnsan Haqlarını Közüş Cemiyetinin həmkarlıqıda ötküzülgən bulup, Xalqara Musafir Xalqlar Cemiyeti Reisi Advokat Abdullah Resul Demir yığınğa riyasetçilik kıldı. Aldı bilen Şarkı Türkistan İnsan Haqlarını Közüş Cemiyetinin baş katibi Nuriddin İzbasar bayanat okup ötdi. O bayanatıda Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan bastırış, terör siyasetlerini, irqi qırğınçılıq cinayetlerini Xalqara'da yolluq körüstüş məqsidide 2 April Xitay Yerşari televiziya toru arqılıq hüccetlik film tarqatqanlığını, Xitay filmde bir kısım Uyghurlarını mecburi sözletkenlikini, emiliyeti filmdeki kişilerinin sözlerinin pütülle yalgan işkenlikini misal ve pakitler arqılıq tefsili çüşendirip verdi. Arqıdın Musafirlar Cemiyetleri Münbirinin reisi Advokat Uğur Yıldırım söz kıldı. O sözde irqi qırğınçılıq cinayetinin xarakteri ve alahidlikini tunuşturup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan terörlük siyasetinin irqi qırğınçılıq işkerlikini təkidledi.
Yığında yana Siprus 15 noyabr üniversite okutucusu Doktor Şevket Nasır söz kılıp, Xitayning xalqaro jamiyatga yolg'on tashviqot tarqitish maqsadida zo'r miqdorda xarajat ajratganligini, faqat Sharq Turkiston xalqining emas, balki butun dunyoning Xitayning yolg'on tashviqot qo'shuniga duch kelganligini, yaqinda Xitayning 20 milliondan ortiq to'r qo'shunini yolg'on tashviqot tarqitish uchun ishga kirishtirganligini bildirdi. Arqadan Sharq Turkiston ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Damullam so'z qilib, Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirish uchun maxsus yolg'on filmlarni ishlab xalqaro jamiyatni aldashga uringanligini, ammo xalqaro jamiyatning Xitayning yolg'onchiligini allaburun bilib yetganligini, filmdagi uyg'urlarni radikal terrorchi qilib ko'rsatish uchun choplangan to'xmatlarning butunlay yolg'on ekanligini bildirdi. Arqadan Turkiyada yashayotgan Tahir Abbasning Xitayning mazkur hujjatli filmidagi to'qilma dalillarini fosh qilgan guvohlik filmi qo'yildi. Oxirida so'z qilguvchilar muxbirlarning aloqador savollariga javob berdi. Bulardan sirt bugünkü axborot e'lon qilish yig'iniga mas holda tuzilgan planga asosan Istanbulning asosliq yo'llaridagi va dangliq savdo saroylaridagi 12 cho'ng ekranda Xitoy turmasiga qamalgan Uyg'ur ziyolisi Yalqun Ro'zining surati qo'yilgan bo'lib, kuniga 250 qitim ko'rsatildi ekan va 2 kundan 1 haftagacha davomlashdi ekan. Orqadan Koja Ali va Bursa shaharlarida ham o'xshash faoliyat davom qildi ekan. Kişilik hukukunu közütüş təşkilatı BDT'nin Şarkı Türkistan'ı yıraqtın təkşürüşünü tələb qıldı. Kişilik hukukunu közütüş təşkilatı BDT başkatipi Antony Guterres'nin Şarkı Türkistan'ı yıraqtın təkşürüşünü qollışını, onun Xitay dairlərgə Şarkı Türkistan'ı kirişki yol quyulsun ya ki quyulmasın, çoxum təkşürüp çıxıdıqallıqını eniq eğitişini tələb qılgan. Mezkur təşkilatın körüsüşçə Guterres Beijing'nin sörəlmelik qılıp vaqtını keçiktirişigi qarata bir qadam ilgirləb, Bachelet'nin yıraqtın təkşürüşünü qollışı və erişkən nəticəsini aşkarı elan qılışı kerak ikən. Bu tələbini kişilik hüquqının közüş təşkilatının BDT işleri rəisi Louis Charbonnet ötken əbdini ahiri bu təşkilatın torudu elan qılığa maqalısı oturgu qoyğan. Louis Charbonnet BDT başkatipi Şinjan'da yıraqtın təkşürüşünü qollışı kerak mavzuluq maqalısı da Xitay həmkarlaşmağan təqdirdimi xuddi Şimali Koreya və Birmidiki bastırışlarını təkşürgəndik edək Sharq Turkiston to'g'risidagi takshirishnoma atroflik va ishonchlik bo'lganligini bildirgan. Louis Charbonnetning aytishicha Xitoyning bosturish siyosatining ijtimoiy ta'siriga oid Xitoy hukumat hujjatlarini kishilik huquq tashkilotlari va taratqularning sun'iy hamro suratlarini o'z ichiga olgan nurg'un dalillar bor ekan. Trier universitetining Kunzi instituti darslarini vaqtincha to'xtatdi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Trier universitetining Kunzi instituti rasmiy to'r bekitida bayonot e'lon qilib, Xitoyning Yevropa tadqiqotchilari va tadqiqot organlariga yurgizgan jazosiga qarshi institutning barliq faoliyatlarini to'xtatganligini e'lon qilgan. Trier universitetining mudiri Michel Jacquel va Kunzi institutining Germaniya taraf mudiri Mark Oliver Rieger imzo qo'ygan bayonotda tadqiqot va o'qitish erkinligini qo'g'dash maktabning muhim prinsipi Xitay yiqinqa harakatlar orqali erkinlikni cheklamoqchi bo'layotgani deyilgan. Bayonotda yana bu qaror bizning Xitayning jazosiga qarshi maydonimiz hamda jazoga uchrgan davlat ichi sirtidagi kasbdoshlarimiz bilan bo'lgan hamkorligimizning ifodasi deyilgan. Yevropa Ittifoqi 22 mart Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga mas'ul bir qancha Xitay amaldorlariga jazo yurgizganligini jakarlagan ekan, Xitay darhol Yevropa Ittifoqidagi bir qism tadqiqotchilarga va organlarga jazo yurgizganligini jakarlagan. Buning ichida Yevropa Ittifoqining parlament a'zolari bor bo'lib, Xitoyning bu harakati Yevropa ilm sohasida qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Yevropadagi 30 dan ortiq xalqaroliq tadqiqot o'rinlarining mas'ullari bilan birlikda Xitoyning jazosiga uchrgan kasbdoshlari bilan birlashib, Xitoyning jazosiga qarshi turadiganligini bildirgan. Germaniyada 20 ga yaqin Kunzi instituti bor bo'lib, ularning hammasi yerlik universitetlar bilan bog'langan. Xitoy taraf o'qituvchi, o'qitish materiallari va xarajat bilan Germaniya universitetleri asosiy aslahalar va o'rin bilan ta'minlaydi ekan. Institutga Germaniyadan bir, Xitoydan bir bo'lib ikki mudir tayinlandi ekan. 2019 yildan boshlab Germaniya siyosat va madaniyat sohasining Kunzi institutiga tutgan pozitsiyasida tadrijiy o'zgarish bo'lgan. Tanqidchilarning qarashicha Germaniyadagi Kunzi institutining darslik va xodimlarini tanlashdagi o'rinlashtirishi Xitoyning ta'siriga uchrag'an bo'lib, Xitoy doirlari buni jamoat fikri tashviqoti uchun ishlatishi, shundaqla ilmiy tadqiqot va o'qitish erkinligiga foydasiz ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Litvaniya Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish planidan voz kechmaydiganligini bildirdi.
Xitay yaqında Litvaniya parlament a'zolariga bevosita besim ishlatgan bo'lsa-mu, biroq Litvaniya Xitayning Uyg'urlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish planidan voz kechmaydiganligini bildirgan. Litvaniyadagi Lrt to'rining xabar qilishicha, Xitayning Litvaniyadagi elchixonasi Litvaniya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish loyihasi sunğan parlament a'zosi Dovil Sakalin bilan bu loyihani qo'llagan boshqa parlament a'zolariga xat yozib besim ishlatgan. Dovil Sakalin Lrt to'riga qilgan so'zida o'zining Xitoy elchixonasidan intayin keskin, aniq va besim xarakterlik xat topshirib olganligini bildirgan. Uning aytishicha Litvaniya parlamenti 22-aprel Sharq Turkistondagi bostirish haqida alohida guvohlik yig'ini o'tkazib, xalqaro mutaxassislarning va urug' tuqqanlari lagerdagi kishilarning guvohligini anglaydi ekan. Dovil Sakalin Xitoyning besimiga tez pikmaydiganligini bildirib, bir necha davlatning parlamentlari hamkorlashib shu narsani aniq o'tirg'i qo'ydi. Bizni qo'rqitolmaydi. Bu Yevropa ittifoqining negizlik qimmat qarishi. Biz buni birlikda qo'g'daymiz degan. Uning aytishicha Litvaniyaning ba'zi davlatlarga qo'shilib, BDT irqiy qirg'inchilik ahdinomasining bir qism moddalariga tushadigan iyg'ir kishilik huquq dafsandichiligini ayiblashi aniqki Xitoyga ta'sir ko'rsatgan. Kanada sayohatchilarni Xitoyning ziyonkashligidan ogohlantirdi. Amerika ovozining 13-apreldagi xabarida bildirilishicha, Kanada hukumati sayohatchilarni ogohlantirib, Xitoyning Sharq Turkiston bilan aloqasi bor sayohatchilarni tutib qilishi mumkinligini, shunga Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lganlarning yaxshi o'ylanishi kerakligini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Kanada xalqaro ishlar ministrligi 11-aprel organ to'rbatida Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lgan fuqarolarga berilgan taklifni yig'ilgan bo'lib, taklifda Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi yerlik millatlar va musulmonlarni qonuniy tartibsiz tutib turmoqda. Bir qism Kanada fuqarolarining Xitoydagi oila a'zolari qo'lga olindi. Agar Sharq Turkistondagi kishilar bilan oila yoki milliy jihatdan munosabatingiz bo'lsa, xohlagancha tutib turish xavfiga duch kelishingiz mumkin. Shunga Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lganlar yaxshi o'ylanish kerak deyilgan. Sayohat taklifida yana navbatda Sharq Turkiston vaziyatining jiddiy ekanligi, to'g'ri uchurg'a erishishning qiyinligi, Xitoy doiralarining cheklamini kuchaytirishi sababli sayohat jarayonida iyg'ir kechikish ahvolining ko'rilishi mumkinligi eskartilgan. Kanada xalqaroliq ishlar ministrligi chet eldagi jurnalistlar va boshqa axborot xizmatchilarining Xitoydagi xizmatining zo'r cheklamalarga duch kelayotganligini tilga olib, Sharq Turkiston va Tibet masalasini tekshirmoqchi bo'lganlarning alohida diqqat qilishi kerakligini ta'kidlagan. Kanada hukumati bu yil 3 oyining oxirida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik masalasi sababidan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizgan. 28 mart Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Kanadaning bir qism amaldorlariga va avom palatasining tashqi ishlar komiteti xalqaro kishilik huquq tarmoq komitetiga jazo yurgizilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Sharq Turkistondagi to'qimachilik korxonalarini alohida baholiq tok bilan ta'minlashga boshlagan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi majburiy amgak jinoyati tufayli xalqaroliq boyqutga duch kelgan to'qimachilik va kiyim-kechak korxonalarini arzon baholiq tok bilan ta'minlayotganligi ma'lum bo'lgan. Kuzatuvchilar alohida arzon baholiq tok bilan ta'minlash siyosati Xitoyning qiyin ahvolda qolgan rayondagi to'qimachilik va kiyim-kechak korxonalarini qutqizish uchun qo'llanilgan tadbiri ekanligini bildirmoqda. Oqsuv gazetasining xabar qilishicha, bu yil 3 oyining oxirlarigacha mazkur viloyatdagi 227 to'qimachilik va kiyim-kechak korxonasi bu xil alohida baholiq tok siyosatidan bahramon bo'lgan. Oqsuv gazetasining xabar qilishicha, bu yil 3 oyining oxirlarigacha mazkur viloyatdagi 227 to'qimachilik va kiyim-kechak korxonasi bu xil alohida baholiq tok siyosatidan bahramon bo'lgan. Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish, millionlagan Uyg'urni majburiy amgakka selish bilan ayiblangandan buyon Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur amgak kuchlari nuqtaliq markazlashgan to'qimachilik va kiyim-kechak korxonalari boyqut qilishga uchurmoqda. Nurg'un xalqaroliq shirkatlar Sharq Turkistondan chiqqan paxtalarni ishiltishni rad qilmoqda. Oqsuv gazetasining xabarida aytilishicha, doiralar 2015-yili 1 oydan boshlab mazkur viloyatdagi to'qimachilik va kiyim-kechak korxonalarini har kilovatt soati 0.38 yuanlik tok bilan ta'minlab kelgan bo'lib, Xitoyning davlat moliyasi bu korxonalarga har kilovatt soat tok uchun 0.13 yuandan to'liqlama bermoqchi ekan. Xabarda Oqsuv viloyatidagi to'qimachilik va kiyim-kechak korxonalarining tok ishiltish tannarxining 34 million yuan azayganligi bildirilgan. Xitoy Tayvanga 25 harbiy aeroplan avatdi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy 13-aprel Tayvan tabaligiga 25 harbiy aeroplan avatgan bo'lib, hozirga qadar eng ko'p aeroplan avatilgan harakat bo'lib qolgan.
Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken 11. April Amerika Taratkosu NBC'nin ziyaretini kabul kılıp, Xitay'nın Tayvan'a karatkan tacavuzculuk hareketinin endişe kılıp atkallıqını, herkandak küç işildip, Gərbi Tiniç Okyanı'nın hazırkı halatını özgertişke urunuşunun iğir hatalıq ikerlikini agahlandırgan. Xitay taraf ətisila Tayvan'nın Gərbi Canubi'deki hava müdafiye pariklandırış rayonu'a 25 hərbi ayruplan əvətgən. Bu qitim əvətligən ayruplanlar cəmi 2 transport ayruplanı 8 suastı paraxotuqa qarşı ayruplan, 4 qırğıcı ayruplan və 4 bombardımançı ayruplanını öz içi qaldıqən. Tayvan Dövlət Müdafiye Ministerliğinin bildirişçə Tayvan Hava Armiyası hava çarlaş qısımlarını əvətgən həm də hava müdafiye başqırıldığan bombası arqılıq Xitay hərbi ayruplanlarının ızığı çüşüb, qoğulab çıxırış üçün hərəkət göyütgən. Məlum buluşca, Tayvan bilen Amerika 26 Mart Deniz Çarlaş Xizmet Grupisi Quruş Çüşünüş Kilişimini imzalıqan bulup, Xitay şu günü Tayvan'nın Gərbi Canubi'deki hava müdafiye pariklandırış rayonu'a 20 hərbi ayruplan əvətgən idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.